Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ölmek üzere olan kişinin yanında ne yapılabilir? Ölmek üzere olan kişinin yanında en önemlisi ona imanı ve imanın gereklerini hatırlatmak olmalı. Buna telkin diyoruz. Mesela La ilahe illallah Muhammedur Resulullah denilebilir. Mesela Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh denilebilir. İşte ölmek üzere olan kişinin yanında kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet okunmasına telkin denilir. Ölmek üzere olan kişinin sağ tarafına çevrilerek yüzünü kıbleye gelecek şekilde yatırmak da müstehaptır. Güzel bir durumdur. Bu durumda olan kişinin yanında hatırlatmak maksadıyla kelime-i tevhidi ve kelime-i şehadeti okumak güzel olur. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ölülerinize, ölüme yaklaşanlara La ilahe illallah demeyi telkin ediniz buyurmuştur. Ancak telkin yapılırken La ilahe illallah de kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getir şeklinde bir yaklaşımda bulunmaması gerekir. O sadece onun yanında bunlar tekrar edilir. Onun da söylemesi beklenir veya içinden söylemesi düşünülebilir. Ayrıca ölmek üzere olan kişinin yanında Kur'an-ı Kerim, özellikle Yasin Suresi okumak çok uygun olur. Kur'an-ı Kerim'in sadece bir ciheti yoktur. Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle Kur'an insana hem bir kitabı şeriat, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı zikir hem bir kitabı fikir hem bütün insanın bütün hacatı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazlamın eden tek cami bir kitap mukaddestir. Yani Kur'an-ı Mübin hayatımızı tanzim eder. Allah'a olan mesuliyetlerimizi gösterir. Dünyaya geliş gayemizi, neler yapmamızı, nasıl ibadet edeceğimizi öğretir ve her şeyin hikmet ve mahiyetini açıkça bildirir. Özetle Kur'an-ı Kerim bir zikir, fikir, dua ve davet kitabı olduğundan vefat etmek üzere olan insanların yanında la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah veya Kur'an-ı Kerim ayetlerinden, surelerinden bildiğimiz yerleri veya yüzünden açar okumak suretiyle o kardeşimizin hem iman ettiği şeyleri hatırlamasına hem onları zikrederek vefat etmesine inşallah vesile olmuş oluruz.